Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel uzun lif modelin yapımını göstereceğim. Harika, yepyeni bir uzun lif uyarladım. Modelim böyle. Uyarlaması bana ait. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık oldu. Modelimin arkasını da çevireyim bu şekilde. Gayet düzgün duruyor. Daha öncesinde kese lifini yapmıştık. Şimdi de uzun lifini örmek istedim bu şekilde. Takım olarak yapmak isterseniz. Kese lifi de böyle oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara tığ kullanıyorum. 3 tane zincir yapalım. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. İlmeği uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapalım. Fıstığı kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar fıstık yapmaya devam ediyorum. Üzerine bu şekilde tutup kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Evet, 4 tane yaptık. Bu şekilde fıstıkları yapalım. Evet, ben bu şekilde 11 tane yaptım. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptık. Devam edelim. 12. yapıp kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. Hemen yanına yapıyoruz. Bunu da kapatmıyoruz. Diğer yana yapıyoruz. Üçlü kapatarak devam edeceğiz. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Aynı işlemleri sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. 2 oldu. Ve yan tarafa. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yan yana fıstığımız var. Hem sıra sonunu yapacağız hem de 10. yapacağız. Sıra sonumuzda kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Ve sıra sonum böyle. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Bu şekilde yine tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Sıra sonum bu şekilde. Üçlü kapatıyoruz yine. Şimdi dönüşleri göstereceğim. Buraya bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir tekrar yapıyorum buraya. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafı yapıyorum.
Bu şekilde yine tığımda 3 fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir devam ediyoruz. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ve yan tarafa. Yine üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, üçlü kapatarak yine sıramızın sonuna bu şekilde geliyoruz. Buraya bir hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Üçüncü ise yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde yine tığımda 3 fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatarak tekrar sıramızın sonuna buraya kadar geliyoruz. Bu şekilde örelim sıra sonuna kadar. Evet, tekrar sıra sonuna gelmek üzereyiz. 2, 4, 6, 8, 9. Yine sıra sonunu birlikte yapacağız. Buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Sonuncuyu ise buraya yapıyorum. Bu şekilde yine tığımda 3 fıstık olmalı sıra sonunda. Üçünü bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Sıra sonumuz bu şekilde. Şimdi bir zincirle döndük. Hemen dönüşleri yapıyoruz. Deseni kurmaya başlayacağız. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Tekrar yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar kapattığım yere bir. Hemen aşağıya ve yan tarafa. Yine üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi iki tane yan yana fıstığımız var. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Buraya üçlü topladığım yere bunu sabitleyeceğim. İki tane üçlü kapattık. İki tane yan yana fıstığımız var. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Pembe ipimizi de aradan yürütüyoruz. İki oldu. Kapatmıyoruz. Şöyle biraz hafif astılıyoruz. Yan tarafa yapıyoruz. Bu şekilde tığımda yine 3 tane fıstık var. Yani normal üçlü kapatıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane. Beyazı bırakıyorum. Pembeyi alıyorum. Yine beyaz aradan yürüteceğiz. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Yine bu şekilde 2 pembe ve 1 beyaz. Üçünü bir kapatıyorum. Böyle ipimizi hafif astılıyoruz. Tekrar kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa beyaz ipi aradan yürütüyoruz. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Yine üçünü bir kapatıyoruz. Evet, bir tane daha üçlü kapatacağız. Evet, bir tane daha kapatalım pembeyle. Buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Ve yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Yine iki tane yan yana fıstığımız var. Üçlü kapattık. Bir zincir yapalım. Beyaz ipimizi alalım.
Şuradan böyle geçirelim. Tekrar bir zincir yaptım. Hemen buraya bir tane. Yıldızları daha belirgin olmasını istiyorsanız dörtlü sarabilirsiniz. Hemen aşağı yaptım ve yan tarafa bu şekilde üçünü kapatalım. Bir zincir tekrar buraya bir tane hemen beyazı bıraktım, pembeyi aldım. Aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. İki tane pembe, bir beyaz. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi ise pembeyle düz devam ediyoruz. Buraya bir tane hafif asılalım. İpleri belirli olmasın. Aradan yürüttüğümüz iki. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Üçünü bir yine kapatıyorum. Bir zincir. Bir tane daha kapatalım. Buraya bir hemen aşağıya son köşe olarak da buraya yapıyoruz. Yine üçünü bir kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Evet, sıra sonumuz bu şekildeydi. Bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Evet, şimdi bir zincirle dönelim. Beyaz ipimizi de buradan yukarıya çıkartalım böyle. Dönüşleri yine yapıyoruz. Hemen beyaz ipimizi de buraya yukarı çıkartmış olduk. Yine üçlü kapatalım. Üçlü kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar kapattığım yere bir. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde yine üçlü kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere hemen aşağı yapıyorum. 2 oldu. Şimdi burası önemli. Desenimizi tekrar kuracağız. 2 tane üçlü kapattık ve 2 tane tığımız da böyle fıstık olmalı. Bırakıyoruz. Beyazı alıyoruz. Üçüncüyü de beyazın ortasına yapıyoruz. Bu şekilde yine tığımda 3 fıstık var. Aslında normal üçlü kapatıyoruz. Böyle değiştirerek kapatacağız. 2 pembe ve 1 beyaz. Yine üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar ipimi değiştiriyorum. Beyazı koydum. Bir zincir yapıyorum tekrar buraya. Pembeyle kapattığım yere bir tane yapıyorum. Pembeyi tekrar bıraktım. Beyazı alıyorum. Hemen ortasına aşağı yapıyoruz. 2 oldu. Tekrar bırakıyorum. Pembeyle artık devam ediyoruz. Şekilde bir pembe, bir beyaz, bir pembe. Tığımda 3 fıstık var yine. Üçünü bir kapatıyorum. Bu şekilde yıldızımız hazır olmuş oluyor. Şimdi pembeyle üçlü kapatacağız. Evet, bu şekilde yıldızımız hazır. Devam edelim. Üçlü kapatacağız. Pembeyle buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Üçüncüyü yan tarafa yapıyorum.
Yine üçlü kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir beyaz ipi de aradan yürütüyoruz ve hafif astılıyoruz. Aşağı yapıyorum ve yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde yine üçlü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere bir tane hemen aşağı yapıyorum. Şimdi yıldızımızın ortasına geldik. Onu da beyaz ile yapıyoruz. Şöyle iki tane tığımda fıstık var. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Bu şekilde iki pembe, bir beyaz. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yine pembe ipimi buradan alıyorum. Yine kapattığım yere bir tane yapıyorum. Tekrar pembeyi bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Ortaya tekrar yapıyoruz ikinciyi. İki oldu. Beyazı bırakıyorum. Artık pembeyle devam edeceğiz. Onu da hemen yan tarafa. Bu şekilde birer tane, bir pembe, bir beyaz ve bir pembe. Yine üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, bu şekilde ikinci yıldızımız da hazır. Ve şimdi sıra sonuna kadar pembeyle devam ediyoruz. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. Yan tarafa. Yine üçlü kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen aşağıya ve sıra sonunda yine buraya yapıyoruz. Beyaz ipimizi aradan yürütüyoruz. Üçlü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu şekilde hazırlanmış oldu yıldızlarımız. Şimdi geri dönüş yapacağız. Evet, bu şekilde iki sırada düz olarak tamamladım. Yıldızımızdan sonra yıldızı yaptıktan sonra bir iki sıra düz olarak ördük. Yani iki sıra düz olarak örüyoruz burayı. İki sıra yıldızlı kısım, iki sıra düz olarak ördük. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı tamamladık. Şimdi 7. sırada tekrar buradaki işlemin aynısını yapacağız. 2 sıra düz, 2 sıra yıldız kısmı, tekrar 2 sıra düz olarak ördük. Şimdi ise dönüş yapıyoruz. Hemen dönüşleri yapalım ve 2 tane üçlü kapatalım. Tekrar desen kısmını yapacağız. 2 tane üçlü kapatalım. Evet, 2 tane üçlü kapattık. Şu an 7. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. Buraya bir zincir yapalım ve beyaz ipimizi buraya sabitleyerek desenimizi burada tekrar kuruyoruz. Buraya bir, hemen aşağıya ve yan tarafa. Üç tane beyazı kapatıyoruz. Pembe ipimizi de aradan yürütüyoruz. Buraya bir beyazı bırakıp pembeyi alıyoruz. Hemen aşağı yapıyoruz. Ve yan tarafa. İki pembe, bir beyaz. Yine üçünü bir
Kapatıyoruz. Evet, alttaki işlemlerin aynısını yapalım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sonra yıldız kısmını bu şekilde yapalım. 7. sıradayız. Şimdi 8. sırada tekrar burayı yapalım ve sonra 2 sıra daha düz örelim. Evet, bu şekilde modelimizi ördük. 2 sıra düz, 2 sıra yıldız kısmı, yine 2 sıra düz, 2 sıra yıldız kısmı, son olarak da 2 sıra düz olarak tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra örmüş olduk. Şimdi ise devam edelim. Buradan başlayalım. Burayı sadece bu kenarı git gel yaparak ikili kapatacağız ve düz olarak öreceğiz beyaz ile. 3 zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir fıstık yapalım. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. İkili kapatacağız. Bu şekilde hemen yan tarafa yaptık. İkili kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir tane yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir ve yan tarafa buraya yapıyorum. Bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak devam edeceğiz. Bu köşeye kadar gelelim ve dönüş yapacağız oradan. Evet, buraya kadar ikili kapatarak geldik. Buradan başladık, köşeye kadar geldik. Şimdi ise git gel yaparak öreceğiz. Bir zincirle dönelim. Hemen buraya bir tane yapıp kapatalım. Dönüşler bu şekilde olacak. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen sıradaki yere yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir, hemen yan tarafa yine ikisini kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak devam edeceğiz. Sıra sonumuz yine burası. İkili kapatarak en son buraya kadar geleceğiz. Tekrar dönüş yapacağız. Aynı buradaki gibi dönüşü yapalım. Git gel yaparak istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar modelimizi örelim. Evet, ben bu şekilde git gel yaparak toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Eğer daha büyük seviyorsanız 1-2 sıra daha örebilirsiniz. Çünkü diğer tarafı da aynı şekilde öreceğiz. Buradan şimdi kulp kısmını yapalım. Bir zincirle dönelim hemen. Kulp kısmını yapıyoruz. En başa bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum buraya. Hemen yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir, hemen yan tarafa. Yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir, hemen yan tarafa. Yine ikisini kapatıyorum. Evet, yan yana 1, 2, 3 tane fıstığımız var. Şimdi kop kısmını hemen yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. İkinciyi de kapatıyorum. Bir zincir. Üçüncüyü de
Kapatıyorum. Bir zincir. Dördüncüyü kapatmıyorum. Bir, iki, üç tane. Dördüncüyü kapatmıyoruz. Hemen buradan da köşeden de şurası köşe oluyor. Bir, iki, üç tane bırakıyoruz. Şurası köşe. Bir, iki, üç tane bırakıp buraya da fıstık yapıyoruz. Bu şekilde tığımızda iki tane fıstık olmalı. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar kapattığım yere yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Sıra sonuna kadar ikiliyi kapatıyoruz. Yan yana yine 10 tane fıstığım olmalı. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Evet, bu şekilde yan yana 10 tane fıstığımız olmalı. Sayalım hemen. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fıstığımız var. Dönüş yapıyoruz. 2 sıra daha düz olarak öreceğiz. Bu kulp kısmının üzerinden atlamadan ikili kapatarak geçeceğiz. Yine ikili kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak kulp kısmının üzerinden şöyle göstereyim ben. Şuraların üzerinden tekrar ikili kapatarak geçelim. Buradan, buradan, buradan hiç atlamadan bu şekilde sıra sonuna kadar böyle ikili kapatıyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz. 2 sıra daha örelim. İsterseniz bir sırada örebilirsiniz. Ama 2 sırayla daha güzel olacaktır. Buraların üzerinden geçerek ikili kapatarak hiç atlamadan bu şekilde 2 sıra örelim. Ve ipimizi kopartalım. 2 sıra ördükten sonra ipimizi kopartalım. Tekrar buradan ipimizi sabitleyelim ve buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yine buraya da yapalım. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım. Evet, bu şekilde diğer kulp kısmını da yaptım. Burayı nasıl ördüysek diğer kısmı da aynı şekilde başlayıp örüyoruz. Kenarlarını da yapmaya başladım. Boyut olarak ideal oldu. Daha büyük ya da daha küçük modeli örebilirsiniz. Hemen kenarın başlangıcını da göstereceğim. Şöyle köşeden başladım ben. Köşelere iki tane yapacağız. Şimdi göstereceğim zaten. Şöyle buradan fıstık yaparak başladık. Köşeye kadar aynı şekilde geldik. Ve burada iki tane yapıyoruz. Kastırma yapmaması için iki tane yapıyoruz bu şekilde. Her köşeye geldiğimizde bu şekilde iki tane batmayı unutmayalım. Köşeden başladım ve şimdi göstereceğim zaten hemen. Köşeye gelince iki tane yapıyoruz. Buraya sıradaki yere köşeye fıstık yapıp sabitleyelim. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya bir fıstık kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Geri bu. Aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum araya ben. Dilerseniz hiç zincir yapmayabilirsiniz. Ya da eliniz sıkıysa iki zincir de yapabilirsiniz. Fıstık yaparak geçiş yaptım. Bir zincir. Tekrar buraya fıstık. Kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir. Hemen sıradaki yere fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya fıstık yapalım. Bunu da kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Geri aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. İlmek alıp hemen yan tarafa geçiş yapıyorum. Sıradaki yere.
Kapattım. Bir zincir. Tekrar. Buraya bir fıstık. Kapatıyoruz. 3 zincir. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Evet, aynı işlemleri yapıyoruz. Bir zincir yaptım. Üç zincir, geri bu aşağıya sabitliyorum. Tekrar bir zincir, sıradaki yere. Bir zincir. Sıra sonuna geldik. Köşede olduğumuz için köşeye iki tane yapıyoruz. Unutmayalım bunu. Kastırma olmasın. Bir zincir yapıyorum. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine sabitliyorum. Sıra sonunda bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Kenar oyası için farklı kenar oyaları da bulunmaktadır kanalımda. Onlardan da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım ben. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok kolay, çok güzel bir model oldu. Böyle modelim takım olarak yapmıştık. Böyle kes elifinde bu şekilde uyarlamıştım. Kes elifi ve uzun lifi tamamladık. Yumuşacık güzel bir model oldu. Bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.